Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. 19-25 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Akrepler, hafta başı itibariyle 19 Nisan'da Güneş ve Merkür Boğa burcuna geçiyorlar ve sizin 7. evinizde e, harekete başlayacaklar. Venüs de Boğa burcunda biliyorsunuz, Uranüs de Boğa burcunda. Özellikle Güneş ilişki dinamiklerinizi daha fazla aydınlatırken e, buralardaki hareketlilikler de e, önümüzdeki birkaç haftayı şekillendirebilir. Pazartesi günü Ay Yengeç Burcu'nda olacak. Hem duygusal hem hassas ama aynı zamanda sizin için daha güvenli, daha iyimser enerjiler veriyor. Ee, yakınlarınızla ilişki dinamikleriniz de öne çıkabilir. Daha fazla haber e, alma, haberleşme, konuşma imkanı da bulabilirsiniz. Salı öğle saatlerinden itibaren Ay Aslan Burcu'na geçecek. Perşembe öğleden sonraki saatlere kadar olan süreç. Özellikle sorumluluklarınızı, görevlerinizi, kariyer konularınızı, ön plana taşırken biraz daha ciddi konular tabii ki sizin için önemli olmaya başlayacak. Üstlerle ilişkiler, biraz anne baba ebeveyn konuları, e, genel olarak toplumdaki duruşunuz, statünüz, e, ön planda başarı odaklı olacaksınız. Bu yüzden daha fazla hani işinize, gücünüze, mesleğinize de odaklanabilirsiniz. Perşembe öğleden sonra ise Ay-Başak Burcu'na geçiyor. Cuma ve Cumartesi de Ay-Başak Burcu'nda bu iki buçuk günlük süreç sosyalleşme imkanı, daha fazla eğlenceli konulara, dış dünyadaki aktivitelere zaman ayırmanıza imkan verebilir. İş ortamında da Başak'ta Ay son derece çalışkan ve verimlidir. Bu yüzden ekip çalışmalarında özellikle böyle bir grup içerisindeki bir çalışma olur, bir seminer, bir workshop ya da bir eğitim programı hani buralarda da daha aktif olabilirsiniz. Bu hafta itibariyle 23 Nisan'da gezegeniniz Mars artık yengeç burcuna geçecek. 11 Haziran'a kadar da yaklaşık 2 ay Mars yengeç burcunda olacak. Evet Mars yengeçte çok duygusal anlamda harekete geçme içgüdüsündedir. Daha dürtüsel davranabilir, daha tepkisel davranabilir. Zaman zaman biraz huzursuzluk verebilir. Ee, ama açısal olarak size güzel bir açıda olacak. 9. evinizde de olacak. Daha hassas olabileceksiniz bu dönemde. Özellikle yakınlarınız, çevreniz, onlarla olup bitenlerle ilgilenmeniz mümkün. Eğitim gibi konulara, bilgi alışverişlerine, kültürel faaliyetlere, spor, fiziksel aktiviteler, açık hava etkinlikleri, yürüyüşler, gezi ve seyahatler ya da hukuksal bazı çalışmalara, beda işlerinize bu dönemde daha fazla enerji harcayabilirsiniz sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.